Şimdi aynen Arap bölgesindeki dediler ...Deaş'a karşı Irak'taki peşmerge gelsin mücadele etsin. Ya 300 tane peşmerge 29 Ekim gibi Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde verilmiş olan raporlar doğrultusunda kamyona bindiler yolda lahmacun yediler geldiler aynen araba karşı mücadele adı altında bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin baş yani Recep Tayyip Erdoğan'a deseler ki Tel bölgesine 300 tane peşmerge getirelim lahmacunları da yolda ısmarlarız deseler Sayın Cumhurbaşkanı onları oradan değnekle kovalar. Neden? Çünkü 15 Temmuz sonrası silahlı kuvvetlerin içinin ne olduğunu gücünün idrakında bir Türkiye oluştu. O yüzden bazen diyorum ki hakşerlere hayreyler, zannetme ki gayreyler. Görelim Mevla neyler... Neylerse neyler, neyler. güzel eyler... Edirne Belediye Başkanı... 15 Temmuz'un şerefine kadeh kaldırmaya devam etsin... Biz ne olduğumuzun farkına vardık aslında... Bu olaylardan sonra... Ne oldu sonra? 15 Temmuz'un hemen sonrasında... 45 gün sonra Fırat Kalkanı harekatı yapıldı... O harekattan 45 gün önce... 14 Temmuz'a geri götüreyim sizi Turgay Güler... Ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak... Merdivene dizilmiş... 15 Temmuz gecesi ihanet edenlerin fotoğrafları var böyle. Şöyle şu şekilde ortaya koyulmuş. Onlardan biri genelkurmayın personel başkanı, biri istihbarat başkanı falan falan. Ne demek genelkurmayın istihbarat başkanı, personel başkanı ne anlama geliyor? Buraya girmeyelim çık çıkamayız tabii, diyen adam tabii, anlamına Kurmay Tabii genelkurmay geliyor. başkanı Hulusi Akar'a... İstihbarat raporunu sunan adam bunlar. E şimdi Hulusi Akar o zamanki Genelkurmay Başkanı olarak gelip de Aynel Arap'taki durumu incelemez. Kimden bilgi alır? İstihbarat Başkanından bilgi alır. Harekat Başkanından bilgi alır. Lojistik Başkanından bilgi alır. Şimdi dolayısıyla o da Amerika'dan o istihbarat başkanı da Amerika'dan emir alır. Emir alır. Tabii ki. Tabii ki. Söyle sizinkilere girmesinler. Tabii, Engelledi. Tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi dolayısıyla bu ifraz olunan yapı ne anlama geliyor onları anlatmak için söylüyorum. Şimdi bunu geçtik. İkincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri buraya yönelik harekatı gerçekleştirdiğinde 2016'nın Ağustos ayında aslında bir çukur terörü safhasından geçmişti. Fırat Kalkanı Harekat bölgesine harekatı düzenlerken ne oldu çukur teröründe? Şunu düşündüler. Suruç ile Kobani'yi bir şekilde birbirlerine irredentist bir yapıyla birleştireceklerdi. Bunu nereden biliyoruz? Şimdi dediler ki Selahattin Demirtaş'a işte bak barış görüşmeleri işte kardeşlik görüş projesi kapsamında görüşmeler devam ediyor falan. Ama artık şartlar değişti dedi Selahattin Demirtaş. Neden? Kulağına şöyle fısıldadılar. Ya sen silah bırakma falan konusuna girme. ...Suruç'la aynalar hep birleşiyor. Akçakale ile Talabyat birleşiyor. Ceylan Pınar'la Rasulayn birleşiyor. Bölgede Amaçlıydan bir tabii, birleşiyor. Bu bölgede bir terör devleti kuracağız. Suriye diye bir devlet kalmadı. Türkiye diz çöktürülüyor. En kötü ihtimal darbe yapılacak ki yapıldı sonrasında biliyorsun. Şartlar değişti diye Edirne'deki o zaman söyledi ama şimdi şartlar değişti. Zannettiler ki bin yıllık Türk devlet aklı diz çökecek. Ya yoğundan olmayan gücünden tekalüfü milliyeden 780 bin kilometre karelik olmayan zamanında devlet kurmayı tekrardan başarmış bir milletten bahsediyoruz biz. Sana senin gibi bir baldırı çıplağın karşısında bu devlet diz çöker mi Allah aşkına? İşte